Bakın, bakın. Neymiş? Yazarlar. Yalçın Küçük'ü, pardon, Abdullah Öcalan'ı Yalçın Küçük yönetiyor diye Barzani söyler. O çok iyi bir Kürttü. Yalçın Küçük onu Kemalist ve Türkçü yaptı derler. Bütün kitaplarında var. Küfrederler. Tarafta da yazılmış, ben okumam. Onu başka gazeteler almış. Benim öyle bir iddiam yok. Ama görüyorsunuz. 40 yıldan beri biz bunun içindeyiz. 50 yıldan beri bunun içindeyiz. Bakın bu 1940. Tarihi bende. Bunlar böyle. Bir tek gün Kürt meselesinde, orada korkarlar doğruyu söyleyeceğimizden. Öperler. Devam ediyoruz. Bunların bir tarafı yok. Yani bu kafalarında mahkum ediyorlar. Yani ulusal kanal şey değil. Halbuki bir şey de var. Hiç kimse Yargıtay tarafından kesinleşinceye kadar masumdur. Evet. Bir tek adamı getirmezler. Şimdi zaten hocam bu ülkede onlar gibi zalim olmaktansa Silivri'de mazlum olmayı tercih eden milyonlarca insan var. Olağanüstü güzel bir yazı. Evet. Buraya getiriyorum. Emin Çölaşan'ın yazısı. Emin Çölaşan olmasa, Emin Çölaşan olmasa, ben bir salı günü Yılmaz Özdil yoktu. Niye yok dedim. Ama bu aklıma gelmedi sansür edileceği. Bir gün sonra tebrik ederim. O yazı da burada. O yazı da burada. Türk Kahvesi. Ne güzel bir yazı. Evet. Çok güzel yazı. Onu. Bekir için yazılmış çok güzel bir yazı. Göstereyim onu. Şahane. Biz burada eğitim yapıyoruz. Biz program falan yapmıyoruz. Biz eğitim yapıyoruz. Bu yazıyı bulun okuyun. Hocam okuyayım ben şunu. Çok uzun bir yazı değil. Ha, oku. Çok uzun bir yazı oku. Değil. Bir okuyayım oku. Ben şunu. Oku. Güzel yazıyı öğrensinler. Tırşıkçılar fıkra budur işte. İngilizcesi article. Fransızcası historiet. Yani küçük yazı. Bir şeyi alacaksın. Tırşıkçıyı biliyorsunuz. Ha, bunu da söyleyeyim. Ondan sonra sen oku. Bunu yapan kim? Sansür eden yeni. Tırşıkçıyı biliyorsunuz. Çanakçıyı biliyorsunuz. Faşikeyi biliyorsunuz. Bunu yapan Ebu Sansür. Araplar Sansar diyor. Ebu Sansar. Sansür'ün babası demek. İbnel Manşet. Manşetin oğlu. Sansür'ün babası Manşet'in tabii oğlu. Tabii o manşetleri o yaptı. Tayyip Bey'in söylediği manşetleri. Avladım olsa boşarım. Enis'ten bahsediyorsunuz siz. Ebu Sansar, yeni adı Ebu Sansar, İbnel Manşet, Enüs Berber, Tıraşi Tayyip. Tayyip'i iyi tıraş eden, kokulu tıraş eden. Tayyip kokulu demek bir de öbür tarafta. Bir da A'yı biraz şey yaparsan kokulu olur Tayyip'e. Yani kokulu tıraş eden onların öyledir. Bugün öyledir. Resmi de var. Şimdi sen bunu okurken ben resimleri bulayım. Peki. Bunu bize Emin Sözcü'de çıkarttı. Evet. Ve bir insan en büyük yazarını bundan önceki en büyük genel yayın yönetmeni Önüz'ün Ertuğrul'da sansür etmiş bu. Evet tabii. Yani. Peki. Devam ediyoruz. Tamam. Sansür edildikten sonraki gün Yılmaz Özdil köşesinde Türk Kahvesi diye bir yazı yazmıştı. Yazıyı hoca getirmiş, sizlerle paylaşalım hemen. Şöyle diyor. Gazeteci için cezvedir aslında gazete. Ateş vardır altında hep, suyu ısınır. Patates mesela, koy cezveye, sıcağı görünce gevşer. Gelemez hiç zora, salar kendini. O sert, dayanıklı zannettiğin karakter gider, ezilen, büzülen, vıcık vıcık bir şey haline gelir, üzülürsün girdiği kılığa. Veya yumurta, kaynat cezveyi, patatesin zıddına tepki verir. Şartlara direnir. Ancak o narin yapısıyla koruduğu içindeki canı öldürür, yüreğini katılaştırır, çatlar çoğu zaman, hatta imha eder kendini.
yan yolda çıkarıp alsan bile, yarı yolda çıkarıp alsan bile hayata döndüremezsin artık onu. Ya kahve? Bambaşkadır. Şartlar değiştiğinde şartların dayatmasına uyacağına şartları değiştirir. Ortama lezzet katar. Türk kahvesidir Bekir Coşkun. Sabah güne başlarken ya da akşam günün yorgunluğunu atarken yudumlamanız ondan. Hazmetmenizi sağlar memleketi. Zihin açar. Onsuz basın, püreleşmiş patatesler, kalbi taşlaşmış yumurtalar, telvesi donmuş boş fincanlardan ibarettir. Ve siz hala diyorsunuz ki köşesini almışlar elinden. Yanılıyorsunuz. Keyfinizi elinizden aldılar aslında. Hedef o değildir çünkü. O aynı o. Hedef sizsiniz. Yazı böyleydi hocam. Ne güzel. Çok güzel. Kutlarız. Müthiş bir yazı. Kutlarız. 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 Şimdi bu gazeteci kısmını da bitiriyoruz. Biz programlarımızda övmüyoruz. Ama sizlere haber veriyoruz. Diğer programlardan da biz bilgi getiriyoruz. Biz geçen programımızda Ruşen Çakır galiba benimle beraber çocuktu. O çocuktu. Hapis yattı. Solcudur. Solcuydu. Evet. Dev Sultan. Şu çıktı. Ne biçim memleket? Kimse utanmaz mı bu memlekette? Kimse. Wall Street Journal'a Tayyip Bey demeç vermiş. Babam ayaklarımdan asacaktı. Ben de geçen programlarımızda dedim ki astı. Astı. Ruşen Çakır'ın kitabında var bu. O kitap İstanbul'da. Ama ben ne yaptım? Evvela Mektebi Mülkiye'nin kütüphanesine gittim. Çünkü bunu yeni yüzyılın 1995'te Leyla İpekçi yazmıştı. Oradan aldılar. Ben de oradan aldım. Gayet açık. Okuyoruz. Ey Türkler, işte başbakanlık makamındaki insan. Çankaya Köşkü'ndeki insandan bahsettik. Memleketi için risksiz gelin, sebil diyen bir Atatürk. Minimum risk, maksimum kar. Reklam sloganı gibi hocam. İşte pazarlama yöntemi. İmam Hatipler bunun için, işte İslam bunun için. 40 defa söyleyeceğim. Şu kitapta da bu var. Bu sermaye için, büyük sermaye için ne grem var, ne isyan var, şu var. Heh, bakın, bu 95'te. Hava kararından önce eve girmek zorundaydık. Bizim evin karşısında Müşerref abla dediğimiz bir komşumuz vardı. Ben 5-6 yaşlarındayım. Çocuğum ya, küfür ediyorum ona, eder. Ben beni almış karşısına, ben küfrettikçe Müşerref ablası, onun da boşuna, hoşuna gidiyor. O da benim popama vuruyor. O vuruyor, ben küfrediyorum. Babam gelince onu mahallede çok severlerdi. Hemen şikayet etmiş. Benim bundan haberim yok tabii. Babam da içeri giriyor. Allah rahmet eylesin. Alıyor beni ve tavana asıveriyor. Artık ellerimden mi, koltuklarımdan mı onu bağlamış, hatırlamıyorum. Bir memlekette başbakanlık makamındaki bir insan bu kadar birbiriyle tutarsız kitaplara girmiş yazılar yazarsa, o yazıyı yazan Çanakçı, o kitabı yazan Çanakçı susuyor. İşte basın onu susuyor. Bu benim kitabımda da var. Dahası da var. Dahası da var. Şurada var. Bir de var. O kitaptan aldım. Babam diyor eve gelince şey yapardı. Ben gider ayaklarını öperdim diyor. Kim yazıyor? Ruşen Çakır yazıyor. Nerede? Kitaplarda. O kitaplar şimdi yasak. Ben sakladım. Çalmasınlar diye. Altın değerinde. Ey Türkler, işte sizin başbakanlık makamındaki adamınız. Ve bunları sansür ediyorlar. Demek ki basınımız budur. Ve bunlar istiyorlar. Bunlar, burada bu kadar var. Evet çıkması da bir tarafta odur. Son 15 günde devamlı Hürriyet Gazetesi, öbürü
AKP manşetleri attı. Daha da önemlisi orduya karşı. O Fatih Çekirge var ya, benim yetiştirdiğim Fatih Çekirge, o da sosyalist iktidardan. Herkisi de. Hepsi benimdi. Ondan sonra onları hocam, bu kadar adam yetiştirmişsiniz, içinden bu kadar çok nasıl şey adam çıktı, ne diyeyim şimdi ona da, isim bulamıyorum. Ağır konuşturma beni.